Ahmet Selim Kula teşekkür edelim ve Trabzon'a Yunus Emre Sel'e uzanalım. Trabzonspor nasıl bir hafta geçirdi? Nasıl bir 11 bekliyorsun Yunus Emre? Son bilgileri de senden rica edelim. Teşekkürler Ender Bilgin. Evet, evet konuşsanız da Trabzon'dan iyi. Trabzonspor tabii hafta başından itibaren yoğun bir gündem geçirdi. Öncelikle hafta başında teknik adam tartışmaları yaşandı ama Başkan Ahmet Havalı bu tartışmalara son vermek için hemen hafta başında Trabzon'a geldi ve antrenmanda da direkt basın mensuplarını görebileceği bir ortamda teknik direktör Edin Newton'la bir görüşme yaptı. Orada olan güvenini tazeledi. Ardından Vakeme'den güzel haber geldi. Bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için Başakşehir karşılaşmasında oynayamamıştı. O direkt olarak antrenmanlara başladı ve oldukça da formda başladı. Buna vurgu yapalım. Artık her şey iyi gider, morali gidiyor derken tabii üçüncü bir futbolcu da COVID-19 testi pozitif çıktı. Bu da biraz olsun takımda tabii moralleri, keyifleri bozdu ama bugün havalimanında giderken de kısa süreli oyuncularla temasta bulunduk. Onların oldukça mutlu, motivasyonunun iyi olduğunu, galibiyete inandıklarını vurgu yapmakta fayda var. Edin Newton aslında Flavio'nun kart cezasının sona ermesi ve Vakeme'nin dönüşünden sonra kafasındaki 10 ismi netleştirmişti. Bu 10 isimde sadece bir isim noktasında biraz belirsizlik vardı. Orta sahayı mı kalabalık tutayım, orada üstünlüğümü ele geçireyim yoksa ofansif bir futbol mu benimseyim diye. Ama son tercihini orta sahayı kalabalık tutmaktan yana gibi kullanacak gözüküyor. Biz Fenerbahçe maçına Trabzonspor'un şu muhtemel 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Kalede Uğurcan Çakır, savunmada Pereira, Hugo Edgar ikilisi olacak. Solda Marlon, önlerinde Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio ve Baker üçlüsünü göreceğiz. Orta sahanın sağında Abdülkadir Ömür, solda Vakeme, ileride de Afobe olacak. Dediğim gibi belki Kamil Ahmet Çörekçi değişik tercihini son maç günü belki karar değiştirirse Diabete'yi daha ofansif bir oyuncu olarak görebiliriz ama antrenmanlarda üçlü orta sahayı denediğini belirterek Trabzon'dan sözü size bırakalım yeniden Ender Bey. Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Yunus Emre. Hemen vurgulayalım. Pazar günü yarın gün boyu Fenerbahçe-Trabzonspor maçına ilişkin gelişmeler Kadıköy'den, Samandıra'dan, Trabzonspor'un kamp yaptığı otelden canlı yayınlar Aspor ekranında olacak. Şimdi futbolcu karşılaştırmaları var. Onu tek tek isteyelim. Onlar üzerinden konuşalım istiyorum. Ve bu maça ilişkin de öngörüleri alayım peşi sıra. Nereye? Altay Uğurcan gelecek önce. İki takımın kalecisi. İkisi de formda. Birisi Ümit Milli, birisi A Milli. O iki ismi hemen sevgili iki tarafı da verdik. Altay Uğurcan, Altay 5. Uğurcan 4 maçta forma giymişti. Siz de buradan görebilirsiniz Erman abi. Altay 4 gol yemiş, Uğurcan 6 gol yemiş. 2 maçta kalesini gole kapatmış Altay. Uğurcan gol yemediği maç sayısı 1. 12 kurtarışı var Altay'ın. 10 kurtarışı var Uğurcan'ın. Kurtarış yüzdesi Altay'ın %75, Uğurcan'ın %63. 2 iyi kaleci. Uğurcan geçtiğimiz sezon, 2 sezondur üstün performans sergiliyor. Altay geçen sene biraz eleştirildi ama bu sezona çok ciddi bir çıkışla başladı. Geçen sene de iyi maçlar çıkardı ama zaman zaman böyle bireysel hatalar yaptığı maçlar oldu. Altay'ı bir adım önde görüyorsunuz Hamdi Hocam. Yani daha dengeli oynuyor bu sene Altay. Yani o bireysel hatalardan birazcık daha yani cihazası içerisinde pozisyonunu biraz daha doğru alıyor bu sene. Tabii ki Uğurcan yani bu sene Trabzonspor pozisyon anlamında rakibe çok pozisyon veriyor. Bunun sıkıntıları tabii ki ilk Uğurcan'a yansıyor ama yani morali yani oyuncu kaleci kalitesi yüksek bence. Yani yarın iki kaleci de belki takımların en iyi oyuncusu olabilir. İki tane galibiyet aldı Altay. Kazandırdığı maç var. Biri Karagümrük penaltıyı kurtardı. Erman Hoca. Bir de Göztepe maçında köşeye giden ya da yani oldu. Hani bu kaleciler açısından şu ağır basar, bu ağır basar. Zor ama iki iyi kaleci var, o kesin ya. O tabii kesin. Tabii. O tartışılmaz yani, tabii. Doğru. Var mı Reha Hocam, Erman Hocam eklemek isteyen? Altay'a başta çok haksızlık yaptılar. Çok fazla yüklendiler ya. Genç kaleci Fenerbahçe falan. Vallahi çocuk hiç sallamadı.
Her gün daha iyiye gidiyor. Ya, 21, 22 her gün de daha iyiye gidiyor. İyi kaleci. Çok iyi meziyetleri var. Ben ligin ilk haftası da söyledim. Hatta işte top elinden kaçırdığı muhabbetler de oldu stüdyoda. Altay çok genç, geleceği olan, çok yetenekli ve de moralli. Yani ne gibi? Böyle genç oyuncular oynayıp bir de maç gidişatını kendi takım lehine çevirdiği geçen zaman daha kaleye teslim etmek onun için şey oldu değil mi? Ya oldu da şimdi bu sene iyi başladı. Şimdi çok takımının lehine puanlar kazandırdı. Şimdi bu ne yapar? Genç kaleciyi daha özgüvenli hale getir. Bu anlamda Altay önde bile olsa kalite hiçbir zaman tesadüf değildir. Uğurcan böyle bir kalecidir. Değil mi? Türk peki kalecilerinin bir 90'lığı var. Yan toplarda paralel gidiyorlar. Altay Türkiye'de yan toplara dikine giden en iyi kaleci. Dikkat edin bak. Bir de genişliyor hocam. Yan toplarda, ortalarda hep paralel gidiyor çok kaleci. Bu dikine geliyor. Yan topları falan çok iyi dikine alıyor. Hocam alıyor. Kesik topları. Uğurcan da öyle. Aynı dediğiniz profile o da uyuyor. Peki diğer eşleşme gelsin. Savunmada bir eşleşme olacak. Tisserand mı? Evet. Tisserand'la Edgar Lee. 3 maç oynadı Tisserand. Edgar 5 maç oynadı. Pas yüzdesi 87-93. İkisinin de iyi. Topa kapma 0.7, 1.2 ortalamalar. İkili mücadelede Edgar'ın lehine bir rakam görüyoruz. Dribbling, tabii bu bölgede ne kadar aranır bilemiyorum ama arada ileri çıkışları var Tisserand'ın. Belki ondan kaynaklanan Tisserand'ın özelliği bu zaten. İkinci hamle dribblingi de olabilir kere, ama. Bir kere yani eşleş, geriye dönüş hamlesi ya, de olabilir. Tamam, stoper oynuyor da mevkinde ikisi ayrı özellikleri olan oyuncu. Onu söyleyelim. Edgar Tisserand'a göre daha hareketli, daha çabuk, ayak tekniği daha iyi, oyunu kurabilen bir stoper. Tisserand'da böyle sert, sıkı, duran toplarda etkili bir oyuncu. Yani Edgar'ın ben Eddie Newton tarafından sezon başı çok düşünüldüğünü ilk planda zannetmiyorum. Yani üçlü savunma oynattığı zaman yani oradaki topu oyuna sokuşu, az önce bahsetmişti olduğunuz o driplingle oyuna girişi Eddie Newton'ı birazcık daha oynatmasına bence sebep olduğunu düşünüyorum. Yani yüksek forma top sıkıntısı verilmez, alınır ya. Öyle oldu. Evet, biraz yüksek top sıkıntısı yaşıyor. Yani doğru pozisyonun oyununda iyi oynuyor. Bu da fiziksel durum. Var mı bu ikiliyle ilgili eklemek isteyen? Ya benim için Edgar'la ilgili bir yorum yapmak daha erken. Ama Tisserand çok deneyimli bir stoper olduğunu özellikle son haftalarda bize gösterdi. Daha dengeli stoper. Yani denge stoperi bir ölçüde. Erman abi. Ben stoperlere tek tek bakmam abi. Bir elmanın ikili gibi bakarım. Düşünüyorsunuz değil mi? Tisserand, yani Lemos, ben Edgar, Vitor Hugo oynayacak. Ya, hiçbir şey mesela eğer Serdar oynarsa hem Tisserand da bana göre ikisi de denge stoperi değil. Bizim ne dedi? Yani Selim, sıkı, Lemos mu dedi, Serdar dedi? Serdar dedi, Serdar diye verdi galiba. Bizde Serdar diye geçti. Dedi, evet. Şimdi ikisi de bana göre denge stoperi değil. İşte denge stoperi daha böyle dengeli, ayak tekniği, oyunu kurabilen oyuncular. Hep biz geçmişte hatırlarız. Fenerbahçe'de işte Öykü hatırlarsın. Galatasaray. Tabii. Yani Galatasaray'da yine aynı hatırlarsın. İşte Beşiktaş'ta böyle stoperler vardı. Popescu'lar, Ronaldo işte Brezilya'da Beşiktaş'ta. Ronaldo, bu anlamda, Zago var. Tabii yani onun için biraz daha orada Lemos mutlaka bir partner olarak seçilmesi gerek. Çünkü Fenerbahçe bir pas takımı. Caner ve işte Gökhan'ın özellikle orta sahanın dinamizmiyle, pas becerisiyle başta sos olmak üzere. Ben Lemos'ta oynayabilir gibi geliyor. Gustavo Baker 5 maç 4 maç. Bir asisti var Baker'ın. Gustavo asist yapamadı. Ofansif falan. Şut 0-6'ya 1-2 top kapma. Ya işte orada Gustavo'ya ahtapot diyorlardı değil mi? 1.2 0.2 ikili mücadelede neredeyse çarptı. Gustavo seviyor, o oyunu seviyor. Baker'ın oyunu o oyun değil. Ya zaten ben, tam karşılığı yok sanki. Bence bu ikili evet. Yani Baker kim olabilirdi? Abdülkadir parmak olurdu da o. Parmak oynasaydı parmak olurdu. Yani hani Flavio da seviyor mesela o Gustavo oyununu. Yani rakipten top kapma, oradaki o fiziksel oyunu, koşuyu oyunu seviyor. Yani bu Flavio eğer bu iki kırmızı kart da olmasaydı, parmak da olmasaydı, Flavio'nun birinci oyunu olsaydı bu karşılaşma parmakla olabilirdi. Gustavo olabilirdi belki. Yani ben Baker'ın şu anki performansının tam kendi performansı olduğunu düşünmüyorum. Yani ben bunun üzerine koyması gerekiyor. Bir de birazcık daha öne yakın bir oyunu seçmesi gerekiyor. Yani oyuna biraz daha katkı vermesi açısından. Ama çok doğru bir karşılaştırma değil bana. Yani Gustavo mücadeleyi seven, top çalan, Baker oynamayı isteyen bir oyuncu. Topla oyunu seven. Burada Hamdi Hoca'mın söylediği güzel bir laf var. İkisi orada farklı tipte oyuncu. Evet. Oyun tarzları farklı. Evet, Abdülkadir Parmağan eksikliğinin önemi ortaya çıkıyor bence
Gustavo'yu burada eşleştiremeyince aynen biz. Öyle. Yani, değil mi? Aynen öyle evet. Yani şimdi... Peki diğer eşleşme gelsin. Arkadaşlarımızı analım diyor. Valencia Ömür. Valencia'nın gol asist katkısı yok. Abdülkadir Ömür'ün bir golü var. Dribbling 0.8-1.4. İsabetli şut 0.2-0.8. Valencia 5 maç şans buldu. Ama şu ana kadarki performans